Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün arkadaşlar size Game of Thrones incelemesi yapacağım. Game of Thrones incelemesini biliyorsunuz. Game of Thrones özetleri ne var? Öncelik taht oyunları var, oyunlar var, akıl oyunları var. Joffrey vazgeçilmez. Krallar var, Starklar var, Lannisterlar var. Hepsi karışık ve Game of Thrones'un vazgeçilmez 3 kelimesi taht, savaş ve kadın. Biliyorsunuz arkadaşlar, bugün Game of Thrones taht oyunları incelemesi yapacağımı söylemiştim. Ve bugün sizlere inceleme yapacağım Game of Thrones. Türkçe adıyla Taht Oyunları kitabı da var. Kitabından diziye uyarlanan fantastik Westeros'ta geçen Winter is Coming parodili bir dizi. Yani özet olarak bu kadar ama ilk sezon bu kadardı. İkinci sezona geçiyoruz. Şimdi ikinci sezon biliyorsunuz ilk sezona göre çok daha 1000 kat, hatta 10.000 kat bana göre daha iyiydi. Neden diyeceksiniz? Çünkü ilk sezonda bir konu yok. Yani konu vardı. Karakterleri anlamaya çalışınca zaten sezon geçiverdi. İkinci sezonda daha çok zevk aldım ben. Yani neden diye soracaksınız zaten. Çünkü yani böyle izlerken böyle karakterler böyle biliyorsunuz öyle sırayla. Hani atıyorum Joffrey şu, Sansa şu, bilmem bu, hani bu bunu yapar, bu bunu yapar, bu da bunu yapar. O zaman yani mantık sığdırabiliyorsunuz bir şeye. O yüzden daha çok zevk aldım. Karasu Savaşı vardı. Ona en son değineceğim bölümün sonunda. Şimdi biliyorsunuz sezonumuz şöyle başladı. Sezonumuzda burada ışık geliyor mu ya? Geliyor herhalde. Tamam. Biliyorsunuz sezonumuz şöyle başladı. Sezonumuz başında biliyorsunuz Ned Stark geçen sezon finalinden önceki bölümde öldürüldü maalesef. Ben bir Stark hayranı olarak. Öldürülmesi üzerine oğlu Robb Stark biliyorsunuz ki ne hainliği diyerek Joffrey'e saldırmaya başlıyor. Daha sonra Yedi Krallığı ele geçirmek için saldırıyor. Babasının hain yere öldürülmesinin intikamını aklınca almaya çalışıyor. Alabiliyor mu? Belli değil. Yani anlayamadık onu da. Ama daha anlayacağız umarım. Dur şurada şöyle yapalım. Yine vuruyor. Tamam. Şöyleyim. Böyle mi? Böyleyim. Böyle iyi. Tamam. Şöyle iyi. Tamam. Işığı ayarlayamadık ya. Tamam. İyi mi? İyi böyle. Tamam. Ayrıca neyden bahsediyordum oğlum ya? Şu ışık girdi oluyor. Tamam. Şimdi bir de hani neredeydik lan? Ha, tamam. Şimdi işte biliyorsunuz savaş tamam dur Karasu Savaşı'nı sonra söyleyeceğim. Nerede kaldım ya? Neyse tamam. En son işte yani Ned Stark öldürüldü dedik. Bu da Robb Stark da onu almak için yani Joffrey'in yaptığı şeyin intikamını almak için biliyorsunuz harekete geçiyor. Yedi Krallığı almaya çalışacak önümüzdeki bölümlerde. Çok heyecanlı geçiyor. İnanılmaz güzel geçiyor. İkinci sezonu ben yeni izledim. Az önce izledim sezon finalini. İnanılmaz güzeldi. İnanılmaz mükemmeldi. Şimdi biliyorsunuz Arya Stark'ı kaçırdı. Yani kaçırma değildi. Yani kaçırdılar. Sonra Tywin Lannister var ya, bu Lannister'ların en büyüğü. İşte Lannister'lar bunu aldı uşağı olarak. Sonra onlar oradan kaçtılar. Sonra ardından mesela Sansa'yı terk etti Joffrey. Yani git buradan falan tarzında. İşte artık yeni eşim budur falan. Orayı da anlamadım, o saçmalıktı. O kısmı anlamadım yani. Ne ara öyle şey oldu falan. Sansa sevindi bu olaya. Ben de sevindim şahsen. Allah belasını versin Joffrey'nin. Sezon genel hatları olarak şeyden oluşuyordu. Savaştan oluşuyordu. Savaş genel hatlarıyla savaştan bahsediyordum. Savaş kelimesi hep geçiyordu. Taht hep geçiyordu ve kadın kelimeleri çok geçiyordu. Mesela savaş sırasında orada erkekler falan muhafızlarla çarpışırken böyle savaş sahnelerinde. Orada Cersei'nin kadınlarla böyle gün yapmış gibi böyle sanki böyle kadınları falan filan böyle kadınlık dersleri veriyor şeye. Sansa'ya kadınlık dersleri veriyor. İşte böyle şöyle yapmalısın böyle yapmalısın falan. Abi tamam da yani bize ne bundan hani. Yani böyle kadınlık şeylerin her şeyini öğrendik yani onun sayesinde. Neyse olaya dönelim. Karasu Savaşı vardı biliyorsunuz. Karasu Savaşı ne? Blackwater Savaşı. Şöyle. Şimdi biliyorsunuz Stannis Baratheon var ya. Stannis Baratheon. Şimdi bu Robert'ın babası mıydı lan? Yok lan babası değil. Kardeşi herhalde evet. Kardeşi yani bir akrabası yani Baratheonlardan. Baratheonlar şimdi Robert öldüğü için onların tahta geçmesi gerektiğini düşünüyorlar. Onlar da oradan harekete geçiyor. Daenerys Targaryen diyor ki orası benim diyor. O da oradan harekete geçiyor. Robb Stark oradan harekete geçiyor. Theon Greyjoy var ya. Allah belasını versin ondan nefret ediyorum. O da oraya geçiyor falan böyle. Herkes birbirine
Geçirecek bakalım. Ne zaman geçirecekler onu da öğreneceğiz. Bölüm valla sezon çok güzeldi. Ben izlerken böyle kafa yediğim sahneler vardı. Hani böyle yani her şey tıkırında ilerledi yani böyle abi bu tam olmuş yani tam yerinde olmuş. Abi burası tam yerinde olmuş diyeceğiniz sahneler bolca vardı. İnanılmaz 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 güzeldi. Game of Thrones herkes öneririm. Öneririm. Millet diyor ki yani bir saat izlemem hani üşeniyorum falan. Ahmet Selam bu arada üşenenler arasından. İşte üşeniyorum bir saat izleyemem falan filan diyorlar abi izleyin. Ben de ilk başta öyle düşünüyordum abi. Kitabı okudum. Ulan dedim kitap mükemmel. Hatta kitap şurada. Gördüğünüz gibi kitabım burada. Game of Thrones kitabı. Bu kitabı okuduktan sonra dedim ki abi kitap inanılmaz güzel. Dedim daha sonra filmi ne dizi izleyeyim dedim. Dizi inanılmaz güzeldi. Burada mesela bu kitapta şey sahneleri çok yok. Mesela burada Sansa bölümü var. Mesela şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Ben. Mesela Sansa bölümü kitap aslında şeyle başlıyor. Bir dakika. Kitap aslında girişten sonra Bran diye başlıyor. Bran. Şöyle. Bran'la başlıyor. Sonra Catelyn, Eddard falan diye devam ediyor. Eddard gördüğünüz gibi. Yani Game of Thrones kitabını her zaman öneririm. İnanılmaz 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 güzel. 800 sayfanı da üşenmeyin okuyun. Yani inanılmaz fantastik güzel. Bunu da koyduktan sonra asıl olayımıza dönelim. Biliyorsunuz Game of Thrones'un son hani ben en çok üzüldüğüm konulardan biri ise hani Targaryenlar var ya onlar değil de şu kalesi kallar falan var ya hani Khal Drogo öldükten sonra o ekibin Daenerys'i son biliyorsunuz Emilia Clarke'ı hep bölümlerin son 10 dakikalarında görmemiz çok canımı sıkan şeydi. Daha fazla görebilirdik. Olsun tadında olsun. Yani daha fazla sezon finalini daha fazla yer vermişler biliyorsunuz. Aa bir de o Karasu Savaşı'ndaki patlama neydi ya? Abi ben de onu izledikten sonra okula gittim. Millete hep aynı şeyleri anlatmışım böyle. Abi ne patladı o ya? Yanan ateş böyle sıvı ateş. Patladı böyle abi inanılmaz inanılmaz güzel efektler vardı. Biliyorsunuz yarım adamımız yine çok güzel. Ben seviyorum onu aslında. Yok. Tyrion Lannister evet Tyrion Lannister. Tyrion, Cersei, Jaime üçü kardeş zaten. Jaime ile Cersei ben kardeş şey yapmıyorum zaten. Onlar başka türden şeyler. Yani bölüm yani sezon bunlardan oluşuyordu. Arya sezon finalinde kaçtı. Bakalım neler olacak 3. sezonda. Kaçabildi mi? Tam kaçamadı. Yeri gösterdi. Jon Snow abimiz Kış Tepesi'nde kayboldu. 3. şey 2. sezonda bunu gördük. Yarısından itibaren kayboldu. Kaçırıldılar bir yerde. Şey diye bir yer var ya oradan kaçırıldılar hani yani nasıl diyeyim sizlere mesela hani gidiyorsunuz olan mesela bu ekiple kaçırıldı ben o kısmı kaçırmışım orayı anlayamadım sonra bir daha izledim öyle anladım sonra bir kıza tanışıyor falan filan o sahneler de gereksizdi mesela bazı bir iki sahne vardı gereksizdi ama olsun olsun beğenip de geçirme gibi bir adetim var abi olsun ama güzel. Böyle devam etsin. Game of Thrones inanılmaz inanılmaz güzel. Kitabını okudum. Dizisini izliyorum. Harika. Abi Flash Arrow falan bırakın. Game of Thrones'u izleyin. Game of Thrones'un 1. sezonu inanılmaz şikayet vardı. İnanılmaz hatta 1. sezon IMDb'de 8,1 gibi bir şey yani çok düşüktü 1. sezon. Çünkü 1. sezonda konu tamamen yani birliktelik üzerineydi. Hani bunları söylemeyeyim de. Konu tamamen böyle birlikte olma, aşk meşk olayları ile ilgiliydi. Ama 2. sezonda o yine var. Ama onun yanında savaş sahneleri inanılmaz güzel. Böyle zırhlar falan inanılmaz güzel böyle. Daha sonra miğferler falan böyle kafaya takıyorlar kılıcı falan. O kılıç sesi var şş diye böyle. İnanılmaz güzel. Teke tek dövüş sahneleri var. Onlar çok güzel. Mesela. İlk sezonda biz daha çok bizi karakterleri tanıttılar ilk sezonda. 2. sezonda yardır abi yardır yani. O yüzden inanılmaz güzeldi. Game of Thrones'u izleyin. Tamam, son kararım. Bana sorarsanız 10 üzerinden kaç verirsin diye sorarsanız 10 üzerinden 9,7 veririm. Rahat 9,5 IMDb'de 9,9,5 evet. Neden 9,5? 0,5 kısım ise ilk sezondan kaynaklıdır. İlk sezonu bayağı geçirdim yalnız. İlk sezonu beğenenler var. İlk sezonu izleyip bırakanlar var. Bırakmayın, izleyin. Sabırla izleyin. Gerekiyorsa o tür sahneleri geçin ama izleyin.
Çünkü başka türlü konuyu anlamazsınız yani. Çok karışık yani. Kitap okuyunca ancak konuyu anlayabiliyorsunuz. O yüzden sonuna kadar yanınızdayım. Evet, bugün size Game of Thrones'un incelemesini yaptım arkadaşlar. Game of Thrones'un ikinci sezon incelemesi. Yarın Supergirl'ün incelemesi var. Sonra sırayla takvimimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki inceleme videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.